Merhabalar. Bugün 6 Temmuz mu? 6 Temmuz. 6 Temmuz 2020. Geçen hafta yaşadığımız ses aksaklıklarından sonra bu hafta da yayına girmekte biraz geç kaldık. Çünkü hiper teknolojik bir altyapıyla yayın yapıyoruz. 2 tane 4K kameramız ve bir masada sevgili Oktay'la beraber bakalım yeni bir düzeye taşımış durumdayız yayınları. Umarım içerik konusunda da bu teknik altyapının hakkını verebiliriz. Evet, yeni çıkan menümüzün videosuyla başladık ve şu anda elimizde. Kültürhane'nin menüsünü ve burada yapılan etkinlikleri, yaptığımız yayınları içeren bir... Dur şöyle tut, şu kameramız var ya, şöyle bak şey yapalım diyeyim ama... Evet, bu sayı menümüzün damağınıza ve dimağınıza ikram ettiklerimizi masalarımızda veya internet sayfamızda bulabilirsiniz. Bekliyoruz. Evet, ilk haberimiz polipropilen tesisi haberi. Bunu Haberci gazetesinden almıştık. Kara duvara yapılması planlanan ve alelacele onay verilen polipropilen tesisinin imar planlarına aykırı olduğunu vurgulayan HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, kara duvar halkının hali hazırda tesisleriyle zaten zehir içinde yaşadığını da ifade etti. Bunu Twitter hesabından da paylaşmıştı ve konuyu da meclis gündemine taşıdı. Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi'nin imar planlarına aykırı olduğunu vurguladı. Ve bu bütün bu çabanın çevreye maruz bırakacağı etkilerin araştırılmasını istedi. Polipropilen tesisi artık söylemeyi bile başarmıyor. O kadar çok gündemimizdeydi ki pandemi öncesinde artık doğru düzgün söyleyebilmeyi bile başarmış durumdayız. İlk başlarda dilimiz dönmüyordu. Keşke dönmez olaydı. Kara duvar tesisinde birçok zaten çevre sorunlarıyla gündeme geldiğini biliyoruz. Oradaki fabrikalar, soda sanayi, gübre fabrikası gibi sanayi tesislerinin atıklarının yarattığı tehdidi zaten farklı vesilelerle gündeme getirmek zorunda kalmıştık. Burada da bir risk var. Umarız bu tesis de o kara duvarın zaten kirli, ekolojik olarak çok hassas dengesine yeni bir yük getirmez ve bunun bu sürecin takip etmeye devam edeceğiz elimizden geldiği kadarıyla. Evet. Sıradaki haberimiz yine Haberci Gazetesi'nin web sitesinden aldığımız Ticarethane Değil Okul başlıklı bir haber. Geçtiğimiz hafta, yani birkaç gün önce Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde bir patlama meydana geldi. Dezenfektan üretim atölyesinde yaşanan bu patlamanın bayağı ciddi bir hasara yol açtığını fotoğraflardan gördük. Öğretmenlere geçmiş olsun diyoruz ve bu şunu da gündeme getirdi. Aslında Eğitim Sen de buna dair bir açıklama yapmış. Normalde meslek liseleri kendi branşlarında üretimler yapan ve bunu da işte döner sermayeye katkı sağlayacak şekilde satabilen bir şeyde çalışıyor, yöntemle çalışıyor. Ama bu dönem çok yoğun bir dezenfektan üretimi var ve orada da bir kazan patlaması meydana geldi. Ve Eğitim Sen'de hani okulların bu şekilde ticarethane gibi yönetilmemesi gerektiğine dair de bir açıklama yaptı. Ama tekrar geçmiş olsun, bayağı ciddi bir patlamaydı. Bir yandan öğrencilerin böylesine ellerinin işin içinde olması, gerçekten tecrübe kazanmış olması çok iyi. Böylece hani diplomaya sahip olup hiçbir şey bilmeyenlerden olmayacak. Ama tabii bunun böyle özellikle bu dönemde bu kadar alelacele ve asgari güvenlik önlemleri alınmadan yapılmış olmasını anlamak mümkün değil. Milli Eğitim Bakanı da bir açıklama yapmış galiba. Öğretmenleri acil şifalar dilemiş. Umarız bu tür kazaların, çünkü çok yoğun bir talep var. Bütün belediyeler, siz de farkındasınız, sterilizasyon malzemesi peşindeler. Ve bunun yarattığı baskı, üretim baskısı, yani bir eğitim kurumu bir üretim merkezine dönüştürülmesi tabii ki kabul edilemez. Oradaki bu böylesi okullardaki, meslek okullardaki üretimin, eğitimin bir parçası olduğunu akılda tutmak çok önemli.
Evet, şimdi yine bir okul haberimiz var. Bu da Erdemli ilçesi. O da okul, bu da okul. Okul bahçesine öğrenciler ekti, öğretmenler hasat etti, haberin başlığı. Erdemli ilçesine bağlı Közbucağı mahallesindeki Közbucağı İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine öğrenciler tarafından ekilen sebzeler, pandemi sürecinde bakımını üstlenen öğretmenler tarafından hasat edildi. Sera ve Açık'ta olmak üzere organik tarım atölyelerinde yetiştirilen biber, domates, patlıcan, salatalık, karpuz, mısır, yer fıstığı ve kabak başta olmak üzere 20'nin üzerinde ürünün hasadı yapıldı. Ve kümes hayvanları yetiştirme atölyesinde de çoğunluğu tavuk ve hindilerden oluşan 60'a yakın kümes hayvanının okul bahçesinde yetiştirilmesine devam ediyorlarmış. Ve bunu kaç metrekarede yapıyorlar biliyor musunuz? 80 metrekare bir serada yapıyorlar. Sizin o bahçeniz ne 40. kadar? Ya bak, onlar sizin o bahçesine dadanıyorlar onlara. Yani şey çok önemli tabii, yani bu özellikle bu tarım konusunu sık sık gündeme alıyoruz hem Viva'da hem müşterek yerimizde. Ama esas tabii burada yine müşterek kooperatifçilik okulunda konuşmuştuk. İzmir'deki başka bir okul mümkünün bir okulun bir gıda topluluğuna, bir kooperatife ve bu örnekte üreticiye dönüşmesi. Çünkü burada yapılan tarım faaliyeti biraz önceki konuyla bağdaştırdığımızda sadece bir sebze üretimi değil, aynı zamanda oradaki çocukların ekolojik, organik bilincini arttırıcı bir etkisi de var. Çok kıymetli bir proje olmuş. Ellerine sağlık diyorum. Evet. Şimdi yine ağaç, orman gündemiyle devam ediyoruz demek isterdim ama şimdi onların ranta açılmasıyla ilgili bir haberle devam ediyoruz. Ranta geçit verilmemeli. Geçen haftanın başında gündeme gelen bir haberdi bu. Haberci gazetesinden yine. Şöyle, Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan ağaçlandırma yetkisinin 23 Ekim 2019'a çıkarılan özel ağaçlandırma yönetmeliğiyle özel işletmelere devredilmişti ve bunun aslında özel ağaçlandırma adı altında ranta bu arazileri açmak olduğunu ifade etmiş Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası Genel Merkezi bu açıklamayı yapmış ve bu yöntemde çok da Nisan ayında Mersin bölgesinde 2500 başvuru yapılmış bunun için ve aslında böyle biraz atıl gözüken alanların ağaçlandırılmasına dair bir şey sanırım ama ranta bir davetiye çıkarıyor. Bu yani izin. Bu bir yine eski hayatımda bir araştırma kapsamında buradaki Orman Genel Müdürlüğü'nün üst düzey bir yetkilisiyle mülakat yapmıştık. O zaman o hiç unutmadığım şöyle bir şey demişti. Ya hocam demişti. Şimdi oralar boş boş duruyorlar. Hani makiliyi kastediyor veya işte taş toprağı. Şimdi orada vatandaş bir şey yapmış, ekonomiye katkı sağlamış, bunda ne fenalık var diyordu. O zihniyetin çok daha yaygınlaştığını ve önce kiralama, daha sonrasında da satış yoluyla orman arazilerinin hızlı bir şekilde imara, dolayısıyla ranta ve özel çıkarlara tahvil edilmesi hayli ihtimal dahilinde. Bu sürecin izlenmesi, bir yandan da ekonomik problemler, hükümetin yani Cumhurbaşkanı üzerindeki hükümet diyemiyoruz çünkü aslında artık doğru düzgün bir hükümet, gerçek anlamda bir hükümet değil de kabineden bahsedebiliriz belki. Yani memleketin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar böyle her tarafın taşının, toprağının, ormanının altın gibi görüldüğü bir şeye evriliyor herhalde hissiyata. Evet. Yani sıradaki haberimiz de zaten bununla ilgili. Yine çevre katliamına karşı çağrıda bulunmuş Mersin Çevre Derneği. Anamur'da Korucak Köyü'ne yapılmak istenen mermer ocağı için ÇED raporu gerekli değildir kararına karşı çıkıyor dernek. Ve bu katliamı da dur demek için 16 Temmuz'da yapılacak keşfe destek istiyorlar. Ve Ayşenur Önal'ın bir haberi bu. Ve evet, yöre halkı burayı istemiyor çünkü aynı zamanda işte tarım gibi faaliyetleri de etkiliyor. Sistem şahane bence. Önce ormanlık alanda bu tür bir ormanı mahvedecek bir faaliyete izin veriliyor. Dolayısıyla oradaki orman ölüyor.
Öldükten sonrası burası orman niteliğini kaybetmiş bir araziye döndüğü için bu sefer de satışa açılarak, kiralama veya satışa açılarak böyle bir saadet zinciri, hani ormanı yok et, niteliğini kaybettir, sonra tekrar kirala, sat gibi bir şeye dönüyor. İlginç tabii. Evet, şimdi Anamura kurulacak organize sanayi bölgesinden bahsedeceğiz. Mersin Anamur ilçesinde organize sanayi bölgesi kurulacak ve burada 1500 kişiye istihdam sağlanacağı söyleniyor. Bununla ilgili bir basın açıklaması yapılmış ve fikir alışverişinde bulunmuşlar, katılan yetkililer. Haberin içeriği yaklaşık böyle ve buraya katılan isimlere yer verilmiş. En yakın, evet. Çok güzel değil mi? 1500 kişi iş deyince, yani böyle bir vaatle gelince her şey yapılabiliyor. Yani evet, nükleer işte, santral de yapabiliyorsun, evet, şey de yapabiliyorsun. Evet. Peki kim bunlar? Nasıl çalışacaklar? Yani şeyi hatırlıyorum, yine çok öncesinde Silifke Organize Sanayi Bölgesi yatırımcı, yani kiracı bulamaz haldeydi zamanında. Dolayısıyla Anamur'a gerçekten de böyle bir ciddi bir yatırımcı var ve onlar böyle bir şey istiyorlar da yer mi bulamıyorlar acaba? Yani bu açıldıktan sonra ürün yerleştirme mi yapıyoruz? Evet, erikli limonata ve normal limonata, hangisini arzu edersin Ulaşça? Teşekkür ederim, ben sana sarıyı veriyorum, erikliyi de sana veriyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Şimdi ferahlayalım. Evet. Ürün yerleştirmenin de bu kadar şey olanını ilk defa gördünüz. Yani ürün canlı yayında yerleştirildi. Hani öyle tesadüfen kıyıda köşede işte menüsü, kahve makinesi değil, direkt geldi ve yerleşti. Ürün yerleşmesi. Efendim, ne diyorduk? Organize sanayi. Yani orası büyük bir alan tahsis edilecek ve oraya yatırımcı gelecek mi? Gelse işte şeydeki gibi, şimdi polipropilen tesisi de istihdam yaratacak. Yani buna, oradaki çevreye, insanlara vereceği zarara rağmen ne güzel, işte 1500 kişi iş mi diyoruz? Yani bir de Anamur, Türkiye'nin muz cenneti başkenti. Müthiş bir tarihi zenginliği var. Ve bu tür imkanları varken illa da buranın bir sanayi bölgesi olması mı gerekiyor? İlla da oranın organize sanayi. Yani bir de şu anda sapa, yani Anamur'da üretilecek bir ürün hangi yolla nereye gidecek? Yani Karaman'a gidişi mi kolay, Antalya'ya mı, Mersin'e mi? Yani böyle bir potansiyel varken orada, tarihi, turistik, doğal, tabiata dair müthiş bir potansiyeli varken ezberden sanayi, organize sanayi açalım, yatırımcılar gelir, burada da istihdam yaratılır falan demek. Benim kıt zekam bunu alamıyor ne yazık ki. Ben de bu hafta sonundan sonra ne düşünüyorum biliyor musun? Hiçbir şey kenti olmasın Mersin. Değil turizm zaten. Kenti de olmasın. Yani buna yönelik hiçbir şey yok. O konudaki düşüncelerini aktarmak ister misin? Evet, ben deniz kızı tesislerini bu hafta bizzat yerinde test ettim. Ve bilmiyorum, hani sadece bir tesis yapmak ve hani buralara halka açtık demek mi aslında bu yerel yönetimlerin görevi, bilmiyorum hani onu. Zamanla belki dünyadaki belediyecilik örneklerini konuştukça başka yerlerde neler yapılıyor görebiliriz ama bilmiyorum hani orada bir işletme açıp ondan sonra hiç böyle duş alabileceğim koşullarım bile olmadan. Peki Covid önlemleri nasıldı? Covid'in daha çabuk yayılması için gereken bütün önlemler alınmış. Hani şu dönem daha hafif atlatılıyormuş ya, belki ondandır ne kadar kişi temas edip hafif atlatırsa o kadar iyi diye düşünüyorlar herhalde. Hızlı bir şekilde. O zaman bu da açıklıyor oradaki bir takım şeylerin ihmal edilmesi, pandemiye yani destek. Yani şöyle söyleyeyim, mesela şimdi bu kadar, eskiden halk plajlarına gidiyor muydunuz hiç? Yani biz giderdik mesela ve oradaki plajlardaki şeyler, duş başlıkları şöyle olurdu. Bildiğin boru, demir boru, yani hani kimse kıramaz edemez ve borudan bir su akar, yıkanırsın gidersin. Ya burada evdeki duş başlığından takmışlar. Yani herkesin, yine yüzlerce insanın geldiği bir yerde ev duş başlığı çalınmış mı? Hayır, kopmuş, parçalanmış. Çalınmıştır onlar. Bilseydim biz de giderdim. Oktay, şu ışığı açayım mı? Bir şeye bir baksana. Yani bilmiyorum hani. Pardon.
Tesisleri açtıktan sonra bence denetlenip ne kadar ihtiyaca uygun işler yapıldığına da bakılması ve ona göre bilmiyorum kontroller sağlanması falan lazım herhalde. Belki de çok şey düşünüyorum, iyi niyetli düşünüyorum. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tek partiye özgü bir laf vardı. Halk plajlara hücum etti, vatandaş denize giremedi diye. Şimdi anlaşılan deniz kızı tesisleri açılınca vatandaş değil halk da denize giremez olmuş. İşin kötüsü havuzlar da açılamıyor. Evet. Nasıl olacak? Yani hani Antalya'dan neyimiz eksik dedim. Fazlamız var. Fazlamız var. Duş başlıklarımız varmış işte, bak ne güzel. Ya işte görüyorsunuz, yaranamıyor yerel yöneticiler, neler yapmışlar. Evdeki duş başlıklarını takmışlar. Yine de muhalif kesim onları bile beğenmiyor. Sırada şu haberimize geçelim. Bu şimdi gündem dışı kendi ya afetten afete. Şöyle yapmayı tercih ederdim eğer şu dönem mesela, bilmiyorum, hala kendimi biraz muhabir sayabilirim belki. Böyle şeyler yapıldıktan sonra, hani bir takım hizmetler yapıldıktan sonra gidip orayı kullanan insanlarla konuşmak. Yani hani memnun musunuz, değil misiniz, şusu busu gibi. Çok işte vatandaş haberciliği öyle mi olsa diye düşünüyorum bazen. Neyse. Zemin kötü, korku büyük haberi var. Haberci gazetesinden aldık bunu. Artan depremler korkuyu artırırken Mersin içinde tehlikeli bir durumun söz konusu olduğuna dikkat çeken jeoloji mühendisleri Mersin İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Erkan Demir, kentin 3 kez depremlerle yerle bir olduğuna dikkat çekerek zemin kötü uyarısı yaptı. Bununla ilgili Hediye Eroğlu'nun bir röportajı var Haberci gazetesinde. Malum yani hem çok depremin gündemde olduğu bir yarım yıl geçirdik, hem de Ağustos ayı kapıda ve 17 Ağustos depremini yakın zamanda hatırlayacağız tekrar. Yıldan yıla hatırlıyoruz çünkü. Evet. Mersin'de içinde bulunduğu risklerden bahsedilmiş bu haberde. Mersin'de depremin tarihi bir gerçek olduğu ve zeminin çok kötü olduğuna dair bilgiler ve dahası malzeme kalitesi de çok endişe verici olabilir. Evet. Özellikle yani çok daha enteresan bir şekilde Mersin'in en tehlikeli yerlerden biri Hilton'la yani Hilton Pozca arasındaki o 90'lar öncesine dayanan yapı stoğu. Oradaki bitişik nizam ve 99 öncesi yapıldığı için yeterli teknik denetimlerin de yapılmadığı bir yer. Dolayısıyla mesela daha önce de konuşmuştuk sanırım bunu. Eğer bir kentsel dönüşüm projesi başlayacaksa öncelikli olarak oradan başlaması büyük önem arz ediyor aslında. Evet, aynı gündeme Güney Gazetesi'nde de yer verilmiş ve orada da İbrahim Aydemir, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Er Yılmaz'la bir söyleşi yapmış. Bu söyleşide de Mersin'de olabilecek bir tsunamiye dikkat çekilmiş. Her iki haberi de internetten okuyabilirsiniz çünkü uzun röportajlar. Ve bir de şimdi sırada Yenişehir Belediyesi'nin haberi var. Oktay. Yenişehir Belediyesi'nin Hediye Eroğlu'nun izlemesi altında, yakın takibi altında anlaşılan. Evet. Orada bir takibi yapıyor Hediye, birkaç yazıdır araştırmadadır. Yenişehir Belediyesi'nin bir takım mali konularını gündeme getiriyor iki ayrı haberde. Evet. Bunlardan birincisi işte bir İbrahim Genç döneminden alışılık olunmadık bir düzeyde borçlanıyor olması. Tabii bu dönemin kendi özel şartları da var. Onları da zaten konuşuruz ilerleyen haberlerde var. İkincisi de yani bir tarz değişikliği olmuş durumda. Daha önceki dönem çok daha büyük altyapı projeleriyle geçiyordu. Abdullah Bey daha hemşireliğe, sosyo-kültürel ilişkilere önem verdiği için bu tür harcamalar yaptığı raporlara yansımış ve bir de tabii personel politikasında da bir değişikliğe gidildiğinin haberleri var. Onlar tabii faaliyet raporları açıklandıkça biz de göreceğiz. Yani orada sadece bir uyarıda bulunulmuş anladığım kadarıyla gider gelir gider dengesi açısından bir Sayıştay'ın dikkat çektiği bir nokta var. Evet.
Bir diğer haber, onu ben birlikte koymuştum galiba Oktay, bir şeyi de apartman yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Bu çok ilginçti. Rasathanede de konuşmaya çalıştım onu. Apartman yöneticilerini toplayarak onları hem bilgilendirdi hem de onların düşüncelerini almış oldu. O sırada da bu sanırım faaliyetlerinden bahsetmiş. Bunun hakkında bilgilendirme vermiş. Ama haberde başka bir boyuttan ele alındığını görüyoruz. Ve belediyelerden devam borçlanma ediyorum. Demişken. Borçlanma kavgası sürüyor. Borçlanma kavgası şöyle. Yine bu da Haberci gazetesinden aldığımız bir haber. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Temmuz'da yapılacak meclis toplantısında Başkan Vahap Seçer'in borçlanma konusunu yeniden gündeme getirip getirmeyeceği merak konusu oldu. Seçer'in borçlanma yetkisi vermeyen Cumhur İttifakı'nı kentin önünü tıkamakla suçlamasında Başkan Gültak'tan ilk borçlanmada parayı nereye harcadığını, yeni borçlanmayla ne yapacağını anlatmasını istiyoruz demiş. Böylece borçlanma gündeme gelmiş. Bu da oldukça uzun bir haber. Ve bir gerginlikle devam ediyor bu süreç borçlanma ile ilgili. Evet, daha önceki dönemde bir borçlanma denemesi başarısız olmuştu. Büyük pazarlıklar sonradan belli bir düzeyde alındı sanırım, ama şimdi bir sonraki haberde de göreceğimiz gibi dengeler değişmeye başladı. Çünkü aslında orada Büyükşehir Belediye Meclisi içinde Vahap Seçer'in yeterli çoğunluğu yoktu. Fakat Akdeniz Belediyesi'nde de Cumhur İttifakı'nın yeterli çoğunluğu yoktu. Fakat o diğer habere geçelim mi? Evet. Oktay, Bir parmak fazlalığı tansiyonu yükseltti. Akdeniz Belediye Meclisi'nde sandalye çoğunluğunda eşitlik sağlanmasıyla değişen dengeler gerilim yarattı. Bunu geçen hafta bunun haberini yapacaktık fakat mikrofon sorunu nedeniyle yayını gerçekleştiremedik. Hatırlatalım mı? Nasıl evet, eşitlik ama, sağlandı? Ama o şey değil miydi? Hani CHP'den AKP'ye geçen bir meclis üyesi evet. Vardı. Şimdi ise MHP üyesiyken 31 Mart'ta CHP'ye geçen meclis üyesi Halil Kara tekrar partisine dönmüş. Buradaki denge böyle değişmiş. Yani CHP iki meclis üyesi kaybetmiş evet. Oldu aslında. Evet. Yani sonuçta bir AKP'ye geçti. MHP'li de kendi partisine evet. Girdi. Onun komisyon üyeliğiyle ilgili bir tartışma haberin konusu. Fakat burada esas söz konusu olan işte bu tür meclisin belirleyici olma zorlukları sebebiyle anlaşılan meclis üye transfer piyasası açılmış durumda. O Türk siyasal tarihine geçmiş bir Güneş Otel süreci vardır. Ulusal hükümet düzeyinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi düzeyinde yapılmış, koalisyonun işte güven oyu almak için yapılmış şeydir. Şimdi meclis üyeliklerinde de bu tür pazarlıkların ve bu tür transferlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Üzülerek görüyoruz. Yani bir yandan üzülerek ama şaşırmadan. Çünkü meclis üyeliklerin belirlenmesinde şu anda ismini hatırlamıyorum. Yani siz de yani siyaseti çok yakından izlemiyorsanız muhtemelen hatırlamayacaksınızdır. Çünkü meclis üyelikleri belirlenirken ne bizim haberimiz oluyor, ne oy verirken kime oy verdiğimizi biliyoruz. Hatırlayın, yerel seçim oy pusulalarında belediye başkanlarının isimleri olur. Belediye meclis üyelerinin partileri olur eğer bağımsız aday değilse. Dolayısıyla biz kimi seçtiğimizi bilmiyoruz. Belediye meclisinde nasıl temsil, kim tarafından temsil edildiğimizi bilmiyoruz. Haliyle de bu tür transfer gerçeklerine karşı da arkadaş biz sana bunun için mi oy verdik diyemiyoruz. Çünkü kime oy verdiğimizi bilmiyoruz. Ama bu haberden anladığımız kadarıyla şu anda o Büyükşehir Meclisi'nde AKP oylarına duyulan ihtiyaç, Akdeniz Belediyesi'nde CHP oylarına duyulan ihtiyaçta yeni bir denge gelmiş. Meclis Akdeniz'de yapılan transferlerden sonra Akdeniz Belediyesi Başkanı'nın eli rahatlamış. Dolayısıyla Büyükşehir'de de rahatlamış, elini arttırdığını görüyoruz. Ve yine Akdeniz Belediyesi'nden devam ediyoruz. Faaliyet raporuna güven oyu haberi var. Temmuz ayı meclis toplantısını Mustafa Gültak Başkanlığı'nda gerçekleştirdi Akdeniz Belediyesi. Burada da yapılan faaliyetlere dair güven oyu aldı. Tabii bu güven oyu. Meclise teşekkür etti.
Neticede mecliste yeterli çoğunluğa sahipseniz bunu da alıyorsunuz. İşin ilginç yanı, ben hemen bu faaliyet raporunu web sitesinde bulabilir miyim diye baktım. Bulamadım. Dolayısıyla biraz önce meclis üyeliklerinde konuştuğumuz gibi o faaliyet raporu aslında bir önceki dönemin bütün o plan, performans programlarının ne kadar gerçekleştiğine dair rapor bu tür pazarlıklarla hemen oylanabiliyor. Ama vatandaş olarak, seçmen olarak siz ne olup ne bittiğini, belediyenin bir önceki yıl ne yaptığını göremiyorsunuz. En azından bu örnekte, yani şu anda koymamışlardı henüz bu sabah tekrar baktığımda. Evet, sıradaki haberimiz. Belki hani merak etmişsinizdir, Millet Bahçesi'nde ne oldu? Projeler nasıl devam ediyor diye. Lütfü Elvan'ın kendi Twitter hesabında paylaştığı dünya güzeli şehrimize yakışacak bir eser. Mersin Millet Bahçemizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda linklerini koyuyoruz olmaksızın paylaşımı. Yani bir kızı şey açısından önemliydi aslında. Da çekilmiş şeyin geldiği yeri gösteriyor. Bu konu hakkında söylenecek çok şey var tabii. Konuşacak. Oradaki peyzajın nasıl bir peyzaj olacağına dair. Bak ne güzel palmiyeler sıra sıra görüyoruz. Ama orada esas şey gözüküyordu. O çok hoştu. Bir de simülasyon var inşaatın önünde. Öncesinde sonrasında ne olacağına dair bir takım simülasyonlar yapılmış. Ve böyle çok alçaktan bir uçağın inmekte olduğunu görüyorduk. Ha, ben o kadar bakmadım videoya. Bir tane o çok çok hoştu çünkü yoksa havaalanı da mı yapılacak, bitecek o zamana kadar. 29 Ekim'de açılması planlanıyor ve Akdeniz Belediyesi bunu çok sahiplenmiş durumda. Normalde Millet Bahçesi'nin büyük bir kısmı Yenişehir Belediyesi sınırlarında, yani eski Tevfik Sarı Gür Stadı'nın olduğu alanda olmasına rağmen Büyükşehir Akdeniz Belediyesi, aman bak Büyükşehir Belediyesi dedi. Allah Allah. Orada hatta oradan tesadüfen geçerken Akdeniz Belediyesi'nin vidanjörlerinin orayı suladığını, toz kalkmasın diye suladığını, yani kendisi böyle yavaş yavaş orayı hizmet alanına dahil ediyormuş gibi gözüküyor. Gözükmüş durumda. Sıradaki haberimiz Mezitli Belediyesi'nden. Geçen haftalarda Fatih Parkı'nı konuşmuştuk, yerini anlatmıştık. Oranın etrafının kapatılıp yeni bir uygulama, proje için işte gerekli işlemlerin yapıldığını konuşmuştuk. Buraya bir park alanı yapılıyor. Gidiyor musunuz? Ondan sonra ve şey... Evet, onu daha önce de konuştuk. Orada aslında bayağı bir muhalefet de vardı. Ağaçların kesildiğine dair bir takım iddialar da vardı. Neşet Bey toplu olarak burada yaptığı açıklamada, basın açıklamasında bunların gerçeği yansıtmadığını, proje alanında herhangi bir ağaç kesilmeyeceğini ve işte şekil olarak da gözüküyor. Orada şimdi oradan geçerseniz yakın zamanda görmüşsünüzdür. Hepsi şeylerle kapatıldı oranın. Suntalarla içeriği görmek imkan dahilinde değil. Ama Gezi Parkı'nın tam karşısındaki bu proje alanında bir kesim yapılmayacağını anlıyoruz. Ama diğer konu, hani bir takım namlı şirketlerin orada işletme açmasına yönelik ihtimalin ne düzeyde olduğunu da o konuda bir şey söylememiş sanırım. Yani neyse. Söylememiş. O konuda bir şey yok ama şöyle demiş Neşet Tarhan. Yani biz hani
100. yılla ilgili ve hani başka böyle sahip çıkılması gereken çevre problemleriyle ilgili çok önemli şeyler yaptık. Yani direnişler yaptık ve hani şimdi buranın da eğer böyle olmayacağını söylüyorsak gerçek olan budur deyip bununla ilgili haber yapanlara karşı da dava açtıklarını söylemiş. Ve hani dolayısıyla haberler asılsızdır demiş. Evet, biz de bu konuyu ele alırken Neşet Bey'in genel olarak tarıma, doğaya olan ilişkisinin böyle bir şey yapmasına izin vermeyeceğini tahmin ettiğimizi söylemiştik. Evet. Demek ki bir yanlış anlaşılma olmuş ve bu yanlış anlaşılma da bu tür bir bilgilendirmeyle açıklanmış. Demek ki neymiş? Aslında bu bilgilendirme projelerin en başında yapılsaymış. Bir böyle bir projeye başlıyoruz, bu projede şunlar olacak, bunlar yapılacak denseymiş, aslında hiç böyle bir karşılıklı serzenişler, sitemlere gerek kalmayacaktır. Ama tabii ki bu da bir gündem şeyi değilse eğer. Yok. Evet. Kübra, rahat ol. Burada şey var bir de. Gözükebilirsin. Neşet Arhan'ın kendi faaliyet dönemini değerlendirdiği bir dev bir haber daha var Güney Gazetesi'nde. Kadınlarımıza cesaret geldi, üreterek özgürleştirer demiş. Haber başlığında bunu çekmişler. Başkanlık süreci boyunca kadınlara verdiği desteğe dikkat çekmiş açıklamasında Neşet Arhan. Evet, bu konudaki faaliyetlerini biz de elimizden geldiğince konuşmaya çalışıyoruz. Ve kadın üretici pazarıyla başlayan sürecin kadın kooperatifi, kadın el sanatları pazarı gibi faaliyetlerle devam etmesinden biz de gurur duyuyoruz. O halde şunu da söyleyelim. Kısa vadedeki projeleri ne Mezitli'nin? Hani sonra görmedim, duymadım, bilmiyorum demesin kimse. 1 Ocak tarihinde kültür merkezini açmayı hedeflemiş Mezitli Belediyesi. Birkaç ay içinde Mutlu Yaşam Köyü projesi tamamlanacak. Mezitli Deresi kenarı düzenleme, bisiklet ve yürüyüş yolları projesi devam ediyor. İkinci anaokulu temeli atıldı ancak, ya atılıyor ama Neşet Arhan faaliyette kaldığı dönemde 5 anaokulu daha yapmayı hedefliyor. Kent tarımını genişletmeyi ve mevcut hobi bahçelerine ilaveler yapmayı, bir futbol sahası, basın evi. Benim en çok bu dikkatimi çekti, basın evi olacakmış. Mezitli Muhtarlar Evi, Avcılar Evi, Taziye Evi, Engeller Evi de yıl sonuna kadar tamamlanacak ve 6 sosyal tesis iş yeri projesi varmış. Ya bunların birçoğunu konuştuk aslında. Öyle zaman mi? Geldikçe konuşuyoruz. Bisiklet yolu nereden nereye gidecek demiştik. Kültür merkeziyle ilgili yani konuşuruz ama ben fikrine, deneyimine güvendiğim bir takım arkadaşlar, belediye hizmet binasının mimari güzelliğinin, mimari başarısının kültür merkezinde olmadığını söylediler. Tabii daha ayrıntılı bilgi sahibi değilim. Kullanınca da göreceğiz herhalde. Göreceğiz, evet. Yani amfiteyatro mesela çok güzeldir ama yine o kullanım şeyi, evet, ne kadar, ne için kullanılacak. Evet. Ve sırada kahve sohbetleriyle terapi haberi var. Mersin'in Erdemli Belediyesi kontrolü normalleşme sürecinde kahve sohbetleriyle terapi hizmeti sunmaya başlamış. Online olarak gerçekleştirilen kahve sohbetlerinde dileyen kadınlar psikologlardan randevu olarak terapiye katılabiliyor. Ve Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'ndeki psikologlarla bu şeyler, faaliyetler yapılıyor, devam ediyor. Doğru nefes teknikleri ve stabilizasyon çalışmaları da oluyor işin içinde. Ama böyle işte ellerinde kahveleri, 3 tane uzman ekran karşısında fotoğrafta. Sen o yüzden mi kahve aldın? Evet. Bir psikoloji sohbetleri düzenleyen bir gazeteci olarak kahvesiz olmaz diyorsun. Biz çünkü ben bu haberi ilk gördüğümde bir kafe terapi serisi başlatsak burada kültürhanede de bazı akşamlar dertleşsek diye düşünüyorduk. Öyle bir şey zannetmiştim ama sadece zaten birçok belediyenin verdiği uzaktan dijital psikolojik desteği kahve içerek yapılıyor olduğunu anlıyoruz. Bu konuda ne düşündüğümü Kent Rasathanesi programında dile getirdiğim için tekrar etmiyorum. Sadece çarenin öküz olduğuna dair bir hatırlatma yapayım. Merak edenler açarlar bakarlar. Evet, muhtardan çocuklara 500 adet kitap hediye edilmiş. Tarsus'ta mahalle muhtarı okulu bitiren çocuklara 500 adet kitap dağıtmış. Kapı kapı dolaşarak bunu yapmış. Ve
Bir önceki hafta ne olmuştu hatırlıyor musun? Cips ve lollipop muydu? Ya lollipop evet muydu? Ya sağlığa zararlı ne varsa. Onda, ondaki ya olmuş. Fotoğraflar falan da çok trajikti. Yani Neşet Bey bunda gerçekten yanlış anlayacak bir şey de yok. Çocukları biz yani kendi çocuklarımızı aldırmamak için 10 takla attığımız zararlı ne varsa içeren şeyler bir hayırseverin desteğiyle çocuklara dağıtılmış. Bunlar kapış yapılmış yani. Daha önce de diyor, bir hafta önce de karpuz dağıtılmıştı, bu faaliyetleri takdir ediyoruz diyor. Yani karpuzla devam etseydik iyiydi diyorum ve kendimi gerisini söylemek için tutuyorum. Yani. Cips dağıtımı nedir arkadaş? Tamam bak o zaman sana başka bir dikkatini senin başka bir noktaya çekiyor. Hayır ben latte yapacağım şimdi kendimi tutmak için. Evet. Hah işte bu haberdi. Bak ne kadar tutuyorsun. Bu haberdi işte. Evet şimdi... yaklaşık 7 yıldır süren, yapımı yılan hikayesine dönen Uluslararası Çukurova Havalimanı için bu defa iktidardan 2 yıl dolmadan bitecek mesajı geldi. Bu haber için değil, bu haberde kendimi tutmak için kahve yapmak için. Yani bence burada şeyden arşiv görüntüsü girebiliriz. Yani aslında birkaç gün önce yine söylenmişti Çeşmeli otoyoluyla ilgili de açıklama var. Üzerine bir de bu incelemelerde havaalanına dair açıklamada geldi. Ve kente gelerek inşaat alanında incelemeler yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. Yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bağlantı yolları hızlı bir şekilde devam ediyor. Demiş. Böyle. İnşallah 29 olacak. 29 Ekim'de pardon şey açılıyordu. Evet o 29 Ekim'de o açılıyor. Buranın altyapı çalışmaları bitiyor. Sonra da orası bitince bir süre sonra uçak iniyor. Ama millet bahçesi. Olur mu? Senaryo. Yani herhalde havalimanı tamamlamayınca o kadar büyük bir alan bulup uçak artık oraya inecek. Evet. Devlet Opera Balesi Akdeniz Esintileri konseri yaptı pandemi sonrası. Bir konserdi bu. Hakan Aysel ve Soprano Funda Uyanık sahnedeydi. Ve sosyal mesafeye dikkat edilen bir şeydi. İlk yeni normal konseriydi Marina'daki. Bu kadar. Ve sırada Ayçiçek Tarlaları Doğal Fotoğraf Stüdyosu oldu haberi var. Haberci gazetesinde Serkan Tutan imzasıyla çıkmış. Eski Ankara yolu üzerinde sağlı sollu ayçiçek tarlaları dikkat çekiyormuş Tarsus'ta. Bu bölgede daha önce pamuk ekimi yapılırken uzun zamandır pamuğun yerine ayçiçek tarlaları almış. Bu konuda senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Neşet Bey ile var. Yok. Neden? Böyle bir ayçiçek tarlası Mezitli'de de ortaya çıkmamış mıydı sonra? Tam şeyin karşısında. Hiç hatırlamıyorum. Pompei'nin karşısında Soli Sütunlu yolun orada. Böyle küçücük bir alanda tam sahil restoranın karşısı böyle bir ayçiçeklerden oluşan bir şeye dönmüştü. Onlar kesildi mesela. Bu da yani belediyelerin bir takım çiçek fetişleri ortmaya çalıştı. Bir, lavanta ekeceksiniz mutlaka. Orada geçen hafta ondan önceki hafta mıydı Büyükşehir Belediyesi'nin lavanta bahçeleri? Evet evet. Her yerden bu haberler geçen geliyor. Geçen hafta söyleyemedik. Yani yayını yapamadık için. Lavanta bahçeleri Isparta'dakinden sonra şimdi her yerde bu tür ayçiçek tarlaları da çıkıyor. Ama gerçekten dün biz de oradan geçerken inanılmaz yani uçsuz bucaksız şeyler olduğu görülüyor. Ayçiçek bahçelerine dönmüş olduğu görülüyor. Ve şimdi etkinlik önerilerimizle devam edeceğiz. Pine bağışlı bir nefes belgeseli erişime açıldı. Bu nefes eseri 2004-2003 yılında mıydı ya? Bakalım. Türkiye'de ilk kez 2003'te AKM'de sergilenmiş olan ve 5 temsil veren bir eserdi bu. Pine bağışın nefes, yani İstanbul'dan ilham alarak sahneye koyduğu nefes gösterisi ve onun ölümünün 11. yılında artık online olarak erişime açıldı. Çok etkileyici bir evet. Şeydi bu, gösteriydi. Hani merak edenler bununla ilgili belgeseli İKSV'nin YouTube kanalından takip edebilirler.
Onun bir anda için... böylesine evrensel bir belgeselin yerel bültenimizde yer verebileceğimiz bir erişilebilirliğe ulaşması da bu pandemi sürecinin belki de tek iyi tarafı. Evet. Geçen hafta aslında bu haberi almıştık. Çünkü 2 Temmuz'du, Sivas katliamının 27. yılıydı. Ve bu nedenle bu süreci konu olan kaygı filmi de erişime açıldı. Onu da Vimeo'dan izleyebilirsiniz. Ceylan Özgün Özçelik'in yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi Kaygı. Ayrıca bakayım şurada yazıyor. Evet, premierini 2017 Berlin Film Festivali'nde yapmış. Ve değer görülmüş. Tamam, bunu da izleyebilirsiniz. Bir de geçtiğimiz hafta Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümüydü. Onun anısına yapılan Kazım İsyan'dır kanalı vardı YouTube'da. 3 gün üst üste etkinlikler düzenlendi onun anısına. Bu 3 günlük konserleri de dinleyebilirsiniz. Ayrıca yine yönetmen Senem Tüzen'in 2015 yılında çektiği Ana Yurdu filmi de erişime açıldı. Anayurdu.com sitesinden izleyebilirsiniz. Bu da ödüllü bir, çok güzel bir filmdi. Ben de izleyememiştim. Şimdi artık buradan izlemeyi düşünüyorum. Böyle etkinliklerimiz. Yani canlı katılabileceğiniz etkinlikler. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi açık hava konserlerine başladı. Ben biraz önce yayına girmeden hani bu hafta nerede ne olacak diye bir bakayım dedim ama bu haftaya dair duyurular yoktu. Sahilde, parklarda, pek çok yerde yani Tarsus'tan çeşitli ilçelere kadar konserlere denk gelebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kültür İşleri'nin, Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri'nin de Instagram hesabı var. Oradan da duyurular yapılıyor. Bakabilirsiniz. Buyurunuz. Ne diyeyim? İşte bir haftanın daha başındayız. Viva ile başladınız. Çarşamba Kültürhane'de Yumuktepe sohbetlerinde tarihi Mersin evlerini geziyor olacağız. Mersin'i gezdikten sonra Cuma günü arzu ederseniz gelirsiniz. Hep birlikte Paris'i gezmeye devam edebiliriz. Cumartesi günü de yine eğer bir aksilik olmazsa dünya kentlerinin bir ortaya karışık dünya kent politikalarını ikram edebiliriz. Megaroma mı yarın? Yok bildiğim kadarıyla. Tamam. Evet, bu hafta kültürhanedeki etkinlikler de böyle. Biz geçen hafta yayın yapamamıştık. Çok denedik ama olmadı. Bu hafta başardık yine çeşitli denemelerle. Dergimizle ilk olarak karşınızdaydık. Ve işte bugün de yayına biraz geç girdik. Ama bize eşlik edip dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Oktay'a da, teknik masadaki Mehmet Oktay Boğa'ya da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, iyi haftalar. Hoşçakalın.